Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men vela. Allah subhanahu ve teala İmam-ı Nevevi'nin Et-Tibyan fi adab-i hamalatil Kur'an eserinden kılayetken derslerimizi manfaatli kılsın. Ötken sefer hamul Kur'an'a has bolgan ve zarur bolgan, lazım bolgan bazı alimiga nisbatan adobi, do'stiga nisbatan, hamdarsiga nisbatan adobi deb taqsim bilan nisbiy adoblar kelgan bo'lsa, keyingi oxirgi o'qiganimizda homili Qur'onning mutlaq adobi, ya'ni uning doimiy ravishi to'g'risida gap ketdi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, Hazrati Umar radhiyallohu anhu, Fuzayl ibn Iyos kabi ulug' zotlarning bu to'g'ridagi nasihatlarini o'rgandik. Endi bu odoblarni ketidan hazır bo'lish kerak bo'lgan, ehtiyot bo'lishi, saqlanishi kerak bo'lgan bir ishdan, bir sifatdan qaytarib alohida fasl ochadilar. Wa min ahammi ma yu'maru bih أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يكسب بها. قرآن حاملية بيرلشي كريك بغن إن مهم إشلردن برشوكي قرآن الكريمنا تركشلك منبعس قلب وبلن بر كسب قلديان واسطقة عيلن ترشدن قطق زنهار حذر بولسن احتياط بولسن. Ya'ni Qur'oni Karimdan dunyoviy va bir manfaatga yetishadigan vosita sifatida foydalanmas. Faqat ja'a an Abdurrahman ibn Shubayl radhiyallohu anhu qala qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam iqra'ul Qur'ona va la ta'kulu bih va la tajfu anhu va la taghlu fih. Abdurrahman ibn Shubayl radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisi sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilarki, Qur'onni o'qinglar, u bilan yemanglar, uni vosita qilib yemanglar. Undan ayri ham bo'lmang, unda g'uluvga ham ketmang. Ushbu hadisi sharifda Rasul akram alayhi salatu va salom bitta buyruq, amr, uchta qaytariq, nahiyni aytganlar, zikr qilganlar. Birinchisi Qur'onni o'qinglar. Qur'on iqra'ul Qur'ona bu amr, Qur'onni o'qinglar. Bu yerda Qur'on o'qinglar deyishdan murod aslida Qur'on o'qishga buyurish emas, balki Qur'on o'qib turib nimadir qilishdan qaytarish uchun bu so'zni aytganlar. O'zi asli sig'asi buyruq, lekin buyruqni o'zi bilan kifoyalanish emas maqsad, balki asl maqsad undan keyin keladi. Qur'onni o'qinglar, lekin uni vosita qilib yemanglar. Ya'ni uni tirikchilik manbasi qilib olmang degan. Va la tajfu anhu undan ayri tushmang. Va la taghlu fihi unda g'uluvga ketmang. Bu yerda Qur'onni o'qinglar deganlar Qur'oni Karimni mutlaq o'qishni o'z ichiga oladi. Ya'ni mutlaq o'qish, ya'ni bir oyat, ikki oyat emas, doimiy Qur'onni o'qishga buyuryaptilar. Qaytariqlari u bilan yemang, uni vosita qilib yemang deganlari turlicha tushuniladi. Ya'ni Qur'oni Karimni ayni o'zini biror mol yoyinki biror bir manfaat hosil qilish vositasiga aylantirmang. Bu turlicha suratda bo'ladi. Masalan, Qur'oni Karimni o'qib shu bilan pul topish uchun o'qish. Qur'onni o'qiydi, masalan, ba'zi kishilar bor. Qabristonga kirib o'tirib oladi. Yoyinki uchun o'qish. Qur'onni o'qiydi, masalan, ba'zi kishilar bor. Qabristonga kirib o'tirib oladi. Yoyinki bir odamlar o'tadigan joyga o'tirib oladi-da, shu yerda Qur'on o'qib, oldiga etak ochadi. Unisi bunisi kelib, shunga pul tashlaydi. Shu surat ham, masalan, Qur'on bilan pul topishni bitta surat. Yoyinki Qur'oni Karimni o'qib berib odamlarga shundan pul hosil qilish niyatida o'qiydi. Ya'ni u oldiga etak ochib ko'chada o'tirmaydi,
Lekin bir joyga borib Qur'on o'qisa, faqat pul uchun boradi. Pul bo'lmasa bormaydi. Yana Qur'onni vosita qilishni usullaridan biri Qur'oni Karimni ma'nolariga xiyonat qiladi. Aytmaganini ay Qur'on aytgan deb beradi yoki Qur'on aytgan narsani aytmagan deb beradi yoki Qur'on aytdik, Qur'on aytgan biror so'zni, kalimani ma'nosini o'zgartirib aytadi. Qur'on vosita bo'ladi. Shu orqali nimagadir erishadi. Mansabgami, molgami, nimagadir erishadi. Bu ham Qur'onni vosita qilish yo'llaridan, ya'ni ayni Qur'onni o'qib emas, balki uning ma'nolarini suiiste'mol qilish bilan nimadir hosil qilishga urinadi. Bu yerda Qur'on bilan yemang deganda faqat masalan deylik, maoshgina nazarda tutilmaydi, balki boshqa dunyoviy manfaatlar ham buni ostiga kiradi. Albatta, Qur'onni Karimni vosita qilib pul muqobiliga qo'yish kiradi. Qiroatini o'zini. Shuningdek, ma'nosini suiiste'mol qilish bilan dunyo hosil qilish ham kiradi. Dunyo hosil qilish deganimizda u faqatgina pul emas, balki mol dunyo bo'lishi mumkin, mol bo'lishi mumkin, mansab bo'lishi mumkin, obro bo'lishi mumkin. Hammasi ham dunyo matohi. Dunyoning ne'matlaridan qaysi birigaki erishmoqchi bo'lsa, u dunyoga Qur'onni vosita qilgan bo'ladi. Shundan qaytaryaptilar Rasul akram alayhisolatu vasallam. Yana Qur'oni Karimni vosita qilish, pul yeyish vositasi qilish, mol topish vositasi qilish uslublaridan biri Qur'oni Karim orqali shuhrat topib, shu shuhratdan muxlis orttirib, shu orqali o'ziga mol orttirish, ya'ni ayni qiroatni o'zi bilan emas, qiroatdan keyin qanaqadir mansabga erishib, qanaqadir unvonga erishib, o'sha unvon orqali pul topishni niyat qilish ham kiradi. Va hokazo, bu endi misollar xolos. Asosiysi Qur'oni Karimni dunyo matohiga erishishga vosita qilmaslik. Shundan qaytaryaptilar. Vosita qilishdan qaytaryaptilar. Bu yerdagi qaytaruv haromni bildiradi. Ya'ni makruhni emas, balki haromni bildiradi. Orqasidan aytdilarki, "Va la tajfu anhu Qur'oni Karimdan uzoqlashmang, ayrı tushmang." Jafo deb ayrı tushish, yuz o'girishni aytiladi, uzoqlashishni aytiladi mutlaq. Qur'oni Karimdan uzoqlashmang dedilar. Qur'oni Karimdan uzoqlashish tilovatidan uzoqlashish bo'lishi mumkin. Qur'oni Karimdan uzoqlashish uni tinglashdan, unga quloq osishdan uzoqlashish bo'ladi. Qur'oni Karimdan uzoqlashish uning ma'nolaridan yuz o'girish bilan bo'ladi va hokazo. Lekin bu yerdagi asosiy ko'zlangan maqsad Qur'ondan uzilib qolish, qaysi suratda bo'lsa ham. Qur'oni Karimdan uzilib qolish, undan uzoq tushish, ayrı tushish bu ham joiz emas, shundan qaytarganlar. Va la taghlu fihi, shuningdek Qur'oni Karimdan Qur'oni Karimda g'uluvga ketmang. Biz jafo va g'uluv ma'nolarini oldin ham aytib o'tganmiz, yana takrorlayapmiz. G'uluvga ketish Qur'oni Karimni qiroatida bo'lsin, fahmida bo'lsin, tafsirida bo'lsin, tatbig'ida bo'lsin, Qur'oni Karimni o'zining haddidan oshish. Qur'oni Karim o'zi qo'ygan chegaradan oshish, ya'ni Qur'oni Karimning maqsadidan boshqa narsaga o'tib ketish. Bu Qur'oni Karimda g'uluvga ketish bo'ladi. Ya'ni Qur'oni Karimga amal qilish surati bo'ladi ko'rinishda. Ammo Qur'on ko'zlagan maqsaddan tajovuz qiladi. Natijada Qur'onda g'uluvga ketadi. Bu tafsirlarda ham bor. Masalan, ba'zi tafsirlarda Fir'avndan murod nafsdir, Musodan murod ruhdir, qalbdir deb u go'yanki tarixiy voqealarni inkor qilishgacha borishadi. Mana shu kabi tafsirlarda g'uluvga ketish, yoyinki tilovatida g'uluvga ketish, arabiy saliqadan tashqariga chiqib tilovat qilish, yoyinki tatbiqida g'uluvga ketish, Qur'oni Karim bir narsaga buyurgan bo'lsa, o'sha buyrug'ini bajarishda haddidan oshish, Qur'oni Karim qo'ygan chegaradan oshish va hokazo. Bu yerda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom Qur'onni o'qinglar dedilarda, undan keyin Qur'onni haqlarini qanday bajarishni o'rgatdilar. Ya'ni Qur'oni Karimni nafs va manfaatlar vositasiga aylantirmaslik. Demak, nafs va manfaatlarga vosita qilmaydigan bo'lsangiz,
kişi eğer dünya bilen meşgul olsa, gamı dünya tapış olsa, o kişi Kur'an'ını vasıta kılıp dünyaya erişedi. Eğer dünyaya vasıta kılıçdan tuhtatılsa, Kur'an'dan hem tuhtap kılışı mümkün. Çünkü arkasından ettiler ki, Kur'an'dan üzülmeyin. Yani Kur'an'a bağlanışınız uhlevi olsun demekçiler. Dünyavi menfaatke vasıta kılmayın desek, üzülüp kalmayın. Belki Kur'an-ı Kerim'e bağlanışınız uhlevi olsun, Allah'a bağlanış yüzesinden olsun. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bağlandığınız yaxşı niyette Allah'a bağlanış için ve Allah'ın müradına yetişmek için. Şimdi şunda tecavüz hem kılmayın. Çünkü siz özünüzce takva kılmayın deyip, özünüzce Kur'an'a amel kılmayın deyip, Kur'an-ı Kerim'in hududundan açmayın ki, bunda hem Kur'an-ı Kerim'in tatbikinden tutup kalasız ve Kur'an-ı Kerim'in maksadından ayrı düşersiz. Şunun için gülüge keçikten hem saklanın. Bana şu kaytarıklarını ettiler. Bu yerde mevzuumuzga dair cümle وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ Kur'an-ı Kerim'ini vasıta kılıp yemek, yani yiyişke, yemekke, meyişetke vasıta kılvamın. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ اِقْرَأُوا الْقُرْآنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ قَوْمٌ يُقِيمُونَهُ إِقَامَةَ الْقِدْحِ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَ القدح شكله هم كليان Kur'an-ı Kerim'ini okuyunlar. Şimdi bir kavm kelişiden aldın ki ular Kur'an-ı Kerim'ini okunu tiklegen deyip tikleydiler. Onda şaşırdılar. Onun acrını şaştırdılar. Keçiktirmeydiler. Bu yerde yine Kur'an-ı Kerim'e Kur'an-ı Kerim'ini tilavetine buyuruş bilen başladılar. Sözünü Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam. Bir kavm, bazı bir adamlar kelişiden aldın okuyunlar. Degenler ular kegendeki okumaya koyarız degenemez. Belki Kur'an-ı Kerim'ini okuyunlar. Şimdi okuyunlar ki ahiret için okuyunlar. Kur'an-ı Kerim'ini Allah'a kurbet için okuyunlar. O şunda sabit durunlar ki hal şimdi bir kavim keledi. Demek için oldular. Şimdi bir kavim, şimdi bir adamlar keledi. Kur'an-ı Kerim'ini okunu doğrulagan diye doğrulap koyadı. Yani okunu doğrulagan diye doğrulaştan bulat. Yani zahirde Kur'an-ı Kerim'ini kaylet koyadı. Yani tilavatını mesela kaylet koyadı. Hata, bir hata okuydu. Telaffuzunu kaylet koyadı. Tecvidini döndürüp koyadı. Hatta ahangini döndürüp koyadı. Zahirde Kur'an-ı Kerim'e mahir bulup görünedi sizge. Ama onlar bu işlerden ahiretini gözlemediler. Belki yeteaccelûnehu diyenin şaştırdılar diyen. Yani Kur'an-ı Kerim'den kelediğen ecrini şaştırdılar. Yani dünyanı istep kaladılar o Kur'an'dan. Ve la yeteaccelûnehu keçiktirmeydiler. Yani ahiretke sürmeydiler. Bu hem yukarıdaki mevzunu tolduradı. Yukarıdaki mananı taklidiydi. Bu hadis hem. Yani Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam geleceği de şimdi bir kavim gelişinden, şimdi bir adamlar gelişinden haber kıldılar ki onlar Kur'an-ı Kerim'ini zahiren yaxşı ada kıladılar. Ama o şey adalarından ahiret ecrini istemediler. Belki dünya mükafatını, dünya menfaatini istediler. Bu yılda kaytarılgen derse Kur'an-ı Kerim'ine o şu okunu doğrulagendeki doğrulaşmaz. Belki o buyurulgen derse. Kur'an-ı Kerim'ini doğru ada kılış, doğru tilavat kılış, doğru mana aitiş, Kur'an-ı Kerim'e mahir buluş buyurulgen derse, kaytarılgen derse bulmaz. Kaytarılgen derse şu işini dünya için kılış. Demek biz o bir kişi tilavatını döndürse, ahangini döndürse, tecvidini kayırletse, hemen ahkamını cahaya koysa bu kararlanmaydı. Yani ki Kur'an-ı Kerim'ini bir hata okusa, bir hata tefsir etse, bir hata eğer telkin kıla alsa bu kaytarılmaydı. Belki bu matlub buyurulgen derse. Kaytarık bu cümle demez. Kaytarık şu sıfatını hasır kılıçdan maksatları dünya bu gene. يَتَعَجَّلُونَهُ Bana şu ikinci cümlede kaytarılgen derse zikir kılın yaptı. Yani onlar Kur'an'ını okup Kur'an-ı Kerim'ini ada kılarkenler tilavetini, yayınki, tefsirini
Bundan ahiret istemediler. Belki dünyadaki menfaatini istediler. Ana şimdi kavimler geldi. Yani ular kemeyi turup Kur'an'ı okuyup Kur'an'ı okuyup kalın degenleri ular kelgenden keyin Kur'an'daki hazırgı ruhunu tapalmay kalas. Kur'an-ı Kerim'deki hazırgı nurunu tapalmay kalas. Kur'an'daki hazırgı menfaatini tapalmay kalas. Bana şu hazırgı haletinizdeki yani Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın sözlerini işleyken kişiler ashab-ı kiramın tilavetlerindeki sifatini saklap kalışke buyruk manasında Kur'an'ı şimdi okuyun diye ettiler. Gelecekte sizden başkaça kavim geldi. O şeyler kemesten tutup Kur'an'ı şimdi saklap kalın. Bunlar kegenden ki Kur'an bazı bir kişilerde bunu diye saklamaya kalır. Bu bilen Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Kur'an-ı Kerim'ini küp okuş, ahiret için okuş ve ahiret için okuy diyen kişilerini saklap kalış. Ahiret için okuş anasını saklap kalış ki buyurdular. Böyle Kur'an'ı okuyayım şimdi ne kavim kereşine alın deyişleri. Kur'an'ı ahiret için okuş anasını saklap kalın diyen manada ettiler. Ma'nahu yete'accelûne ecrahu imme bimalin ve imme bisum'atin ve nehvihâ diller. İmam Nevavi. Yani yete'accelûnehu onu şaştırdılar diyenlerinin manası. Ecrini, mükafatını şaştırdılar. Ya mal dünya bilen bulsun ya ki abru avaza bilen bulsun. Ve şimdi okşayan dünyevi manfaat bulsun. Dünya diyenimizde fakat mal ne düşünmeyimiz, pul ne düşünmeyimiz. Belki dünyadaki her bir nimet, her bir manfaat dünya değil. Yukarıdaki hadisine Ebu Davud rivayet kılgeller. Yine dediler ki وَعَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍ radıyallahu anhu dediler. Rahimahullah. Radıyallahu anhu deseyen böyledi. Sahabe babasıyam. Lekin urfta radıyallahu anhu deyip örgenilgen sahabelerde başkalarda rahimahullah deyip. Dekhala raculani min ashabi Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme mesciden. Felemma sellemel imamu kâme raculun fetelâ ayâtin fil Kur'an. ثم سأل فقال أحدهما إنا لله وإنا إليه راجعون سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيجيء قوم يسألون بالقرآن فمن سأل بالقرآن فلا تعطوه فزيل بن عمرو دان روايات قلنا ده رسول أكرم عليه الصلاة والسلام صحابة لردن إيكي كشي بالمسجد كردلر İmam namazdan selam bergenden keyin bir kişi türüp bazı ayetlerini Kur'an-ı Kerim'den tilavet kıldı. Ve surayı başladı. Yani tilene başladı. Şunda kele sahabenin bittelere ettiler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raci'un. Berçemiz Allah'ın ikimiz, berçemiz Allah'ın kayıt uçumuz degen söz bu musibet körüngende, musibetke uçuregende ayetledigen kelime yaxşı bilemiz. O şey adamın Kur'an okup durup tılan yekkenini musibet de bilgenlerden bu ayette okudular. İnna lillahi ve inna ileyhi raci'un dediler de ettiler ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şundayı degenlerini işitken ben bir kavim bazı bir kişiler geledi hali gelecekte Kur'an bilen tılançilik kılışadı. Kim Kur'an bilen tılançilik kılsa onge birmenler. Bu yerde sahabe-i kiram, o Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın iki sahabelerden biri bu sözüne yetişti. O şey Kur'an bilen tilavet, Kur'an tilaveti bilen, Kur'an bilen tilençilik kılediyen kişiler adım bulmadığından birinci mette körüp türgenlerden acepleyen kendini ifade kılıyordular. Demek sahabelerde o şey adet bulamaz. Lakin onların devrede yok, şimdi kişiler çıkan iken. Sahabelerinin devrinde yok şimdi kişiler çıkan eken. Bu ham bolsa Kur'an-ı Kerim'ni doğru örgenmegenlik, mahiyeti yetmegenlik, ondan maksadını anlamagenlikten hasıl boladı. Köpünce şu cahillerde yüzeye keledi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam mı o işte gelecek hakkında bergen haberleri yüzeye çıkkanıdan şunu istediler.
Ama bu işin musibet ekenini zikir kıldılar. İstirca etiş bilen. Hem de adamlarını onge bir nerse bir işten kaytardılar. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam kim Kur'an okup, Kur'an bilen tilençilik kısa onge bir nerse bilmeyin degen hadislerini aytıp kişilerini onge bir işten kaytardılar. Çünkü eğer adamlar o şunge içi ağırıp birse, yani ki onu hürmet kılıp birse, o o şey işte devam eder. Ki onu görüp ikinci adam benim pul tapsam bularken şuna kılıp deyip uyan pul tapış kötüydü Kur'an bilen. Neticede Kur'an-ı Kerim'nin maksadı nazil buluşundan kuzlengen maksat umumen başka tamamen akıp getirdi. Bu Kur'an'ın zayi buluşu yap geledi. Kur'an-ı Kerim'ni amelden kalışı yap geledi. Şimdi şu yerde soru buluyordu. Onda ustazlar talim veriyken ustazlar aylık asaçı o hem Kur'an'ı pullaş buluyordu mu? Degen soru buluyordu. Ana şu savalga cevap veriş için İmam-ı Nevevi yangi fasılını açadılar. Kur'an-ı Kerim'ni talimiga hak alış hakkıda fasıl. وَمَا أَخْذُ الْعُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ فَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُولَمَاءُ ف۪يهِ Kur'an-ı Kerim'ni, yukarıda atılgen Kur'an-ı Kerim'ni okuş var o yerde. Kur'an'ı vasıta kılıp yeminler dediğinde talimem kirip geçişkedik o zaslı. Yukarıda etkenimizdeki tefsirini uzgartırış hem kirişi mümkün. Kur'an-ı Kerim'ni manalarını talim veriş hem kirişi mümkün. Tecvidini talim veriş hem kirişi mümkün. Kur'an bilen pul yemeyler, mal yemeyler, mal yemeyler, pul yemeyler degen hadis-i şerif ki. Lekin bu yerde bu kişi o şey Kur'an-ı Kerim'ni okuş, okutuş, tefsirini kılış, manasını ayetiş, tecvidini okutuş, onge dair ilimler bilen şugullanış arkali pul tapışını cümlesini içiden aynı talimini acilatıp et yaptılar. Yani Kur'an'ın okuşunu çıkarıvar yaptılar. Kur'an'ın şuncaki okup pul tapışını çıkarıvar yaptılar da ama talimi çi, okutuşçi, ya ki manasını okutuşçi, talim verişçi, onge hak olsa buladı mı? Bana bu hakkı da Allah'ı da fasıl açı yaptılar. Demek gel Kur'an okuş hakkı demez bu fasıldı. Okutuş hakkı da. Okutuşke pul alış hakkı da keti yaptı. Aylık alış hakkı da. Hak alış hakkı da keti yaptı. Aytadılar ki, İmam-ı Ebu Süleyman Hattabi bir kança ulemalardan, cümleden İmam-ı Zuhri, İmam-ı Ebu Hanife rahmetullahi aleyhimlerden Kur'an-ı Kerim'ni talimige hem hak alışını men kıyallarını hikaye kıyallar. Ebu Süleyman Hattabi hikaye kıyallar ki, bir kança ulemalar Kur'an-ı Kerim'ni ne fakat okuş, okutuşke hem hak abumeydi deyişken. Cümleden Hazreti İmam Ebu Hanife aleyhirrahme mezhep başımız İmam-ı Zuhri Muhammed İbni Muslim İbni Şihab-ı Zuhri şunlardan buladılar. Onlar mutlaka kaytar geldiler. Çünkü onlar ibadet deyip kare geldiler. Bana bir kişi namaz okup durup bir oda hak amaydı ki. Böyle ruza tutup durup bir oda hak amaydı ki. İbadet ki hak alınmaydı. İbadet Allah için kılınır deyip kare geldiler. Şunun için onlar hak alışını caiz mes deyip bilgenler. Demek bu meselede ihtilaf var. Talimge pul alış hakkıda. Birinci mezhep caiz mes degen kavul. İkincisi وَعَنْ جَمَاعَةٍ اَنَّهُ يَجُوزُ اِلَّمْ يَشْتَرِطْ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِ وَالشَّعْبِ عَمِرِ الشَّعْبِ yani وَبْنِ سِيرِينَ Muhammed ibn Sirin yani. Ebu Süleyman Hattabi İkinci fikrini hem hikaye kıyarlar. Bir kança ulemalar bunu caiz de etkiler. Eğer şartlaşmese, yani seni okutamanın falanca beresen ayıge, seni okutamanın parasıge falanca beresen deyip şartlaşmese caiz de etkiler. Ular Hasan-ı Basri cümleden. Hasan-ı Basri, İmam-ı Şabi, Amr-ı Şabi, Amr ibn-i Serahil, ki Muhammed ibn-i Sirin. Bunlar tabi'inler. Tabi'illerde mene şu ulemalar şartlaşmese caiz deyişken eken. Yani halis uktu uğradı. Talip hem köyünden çıkar kendini beri uğradı. Caiz. Ama şartlaşsa caiz mes deyip etkilenir. Şimdi üçüncü mezhep. Demek ikinci mezhep şartlaşmesinden asa caiz. Üçüncü mezhep وَذَهَبَ عَطَاءٌ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ إِلَى جَوَازِهَا اِنْ شَارَطَهُ
واستأجره إجارة صحيحة. عند عطاء بن أبو رباح مكان علماء لردن ولوك طابعين لردن مالك بن أنس مالك مذهبين صاحب لره إمام الشافعي شافعية مذهبين أساس لره من أبو ذات لر وبرك بركان تبوكش لرده أخشيغان علماء لر أجر شرط لسه حقن شرط لسه بأسه كيلش وسه و İcara şartlarına göre doğru icara şartını tüzüp eğer gelirse onda caiz bulur deyişken. Demek bunlar yani İmam-ı Şafii, İmam Malik ve Ata ibn Abu Rabah ve şu gibi ulemalar hizmet yüzesinden karagenler. Yani bir kişi talim veriyorsa bir oraya hizmet kılıyor. Hizmet kılgen kişi hizmet takdim kılıyorken kişi göğen ki icareye alınken bulur. Yoyan ki mesela bir kitabını tüzeltip verişke bergeniz gibi. Sahhafke, sahifeçige, sahifele uçuge. Bir kitabını veririz, şunu tüzeltip verin, doğrulan verin, kitabını değilsiniz. O hocana tiki verirdi mesela. Yırtılgen bozu yapıştırı verirdi. Bu hizmet takdim kılış. Meclisi hizmet değildi bizde. O işte hizmet takdim kılış yüzdesinden Kur'an-ı Kerim'ini okutursan bir hizmet. Çünkü okutuş ikinci adamda ilimini hasıl kılıçdır. O şey hizmeti yüzdesinden asab oladı, kilişi asab oladı deyişken. Yani icare deyip kare edigen olsa kilişmesinden kıvamaydı. Gördüğünüz gibi üç kıl kavul buldu. Birinci kavulge göre mutlaka mümkün meshak oluş. İkinci fikirge göre şartlaşmasından asa caiz. Yani hediye birisi mümkün. Üçüncü fikirge göre şartlaşışı gerek. Şartlaşmasından kısa bulmaydı. Çünkü İcarenin şartlaşmasından kabulmaydı. İcare olsa elbette şartlaşış gerek bulur. Demek üç kıl fikrini nakıl kıyanlar Ebu Süleyman Hattabi. Şimdi İmam-ı Nevavi bu yerde yukarıdaki kavullarının delili hakkında söz yürütediler. Eytediler ki وَحْتَجَّ مَنْ مَنَعَهَا حَد۪يثَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ علم رجلا من أهل الصفة القرآن فأهدى له قوسا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن سرك أن تطوق بها طوقا من النار فاقبلها وهو حديث مشهور رواه أبو داود وغيره إمام أبو داود وبشقال الروايات قلقان مشهور حديثة Rivayet kılınadı ki Ubadet ibn-i Samit raziyallahu anhu Ahl-i Süfe'den bir kişiye Kur'an öğrettiler. Ve o adam Ubadet ibn-i Samit raziyallahu anhu'ya bir kavus, keman hediye kıldı. Şunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onge eğer seni dozaktan bulgen bir tavuk yani halka bilen bağlanışın senge seni hursan kılsa kemanını kabul kılavur dediler. Yani bu yerde el cezao bi mislihi değildi. Yani bir günahge, o şu günahge mukabil, o şu günahşegen ceza verildi. Kavus, mdok, keman yani bu bir kıytık nersi buladı. Yani eylenmen nersi buladı. Yarım ay şeklinde. Tavuk kam, yarım ay şeklinde buladı. Teka, otun tekası günahşegen nersi. Adatta boyunca tartılgen, boyunca bağlanırken. Bizde tavuklarına dep koyulardı. Boyunca asıl edigenler senin tavuk değişken. O şenge okşat yaptılar. Dozaktan senge şu tavuk buluşu yani. Dozakta alav bulan kişilerin işini istesen kavusunu, kemanını kabul kılışın mümkün dediler. Bu öteyem katta ağır vaadi, ağır vaid. Yani eğer sen o şu Kur'an okutken inge halbuki şartlaşma gelirler. Şartlaşma gelirler. Çünkü ki okutkenler ahli süfeden bir kişinin. Neticede o kişi bir köyüne erip hediye kıyan. Hediye kıyan da hem keman. Yani gazatlarla işletsin deyip hediye kıyanlar. Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam şundan kaytar gelirler. Ben şu keman çelik ottan nasibi agen bulasın diye bakçılar. Dozaktan nasibi agen bulasın diye bakçılar. Şunday degenleri de şunlardı ki yukarıdaki birinci kavul egeleri. Çünkü ben şu hadisini hüccet kılabilirler ki sözlerine demek bir kişi Kur'an okutkeni evaziye. Ubadet ibn-i Samit r.a.
Kur'an okutkeni evazige hak agenide, yani ki bir hediye agenide hak hammez. Hediye idi, hak hammez. Şunda hem Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam katı kaytardılar. Demek hak alış mümkünmez, hediye alış hem mümkünmez. Degenler. Bu birinci kavlini delilleri. Ve bi ayetin kesiratin an selef deyip koşup koyardılar. Selefi salihlerden bunca okşagen eserler yine kub kigen, ularını hem delil kıladılar. Men kılıcı, birinci söz egeler. Ve ecebel mücevvizuna an hadithi Ubadete radıyallahu anhu bi cevabeyni. Ahaduhuma enne fi isnadihi mekalen ve thani enne hu kâne teberru'a bi ta'limihi felem yestahikka şey'e. Thumma uhdiye ileyhi ala sabilil ivad felem yecuz lehul ahzu بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم والله أعلم. عبادة بن صامت رضي الله عنه نين حديثين دليل قلب دمك أكشى بكشى تعلم بيرجان بيت دا أكشى تعلم ألجان كشى قاوس بيرجان كمان بيرجان أُجُن دوزخنا وعيدني بيرد رسول الله عليه الصلاة والسلام دمك جائز مسكن حرام إكن دب دليل كترجان برنشي سوز إجلاريا birinci fikir egelerine, üçüncü fikir egelere cevap verirler. Aytadılar ki, iki kıl cevap verirler, iki cihetten. Birinci cihet, bu hadisinin senedi ute sahih imez. Senedi hakkında muhaddislerine cerhı var deyişedir. İkinci cevap şu ki, yani anık sabitmez deyişme demek ki olabilirler, haber. İkinci cevap şu ki, mabada haber sabit bugün takdirde hem, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam o kişinin kaytarışlarına bahis o İbadet-i İbn-i Samit raziyallahu anh'u destler teberru yüzesinden yani halis ivetsiz talim bilgendiler. Kim o kişiye keman hediye kılındı lakin adli hediye emez belki ivet sıfatlı hediye kılındı. Çünkü o adam o işi talim alıştan alıp bu İbadet-i İbn-i Samit'e birer nasıl hediye kılmagen idi. Şunun için o bilgen kemanı göyanki ivet sıfatı da bilgen buldu. Şunun için Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kaytardılar. Eğer o kişi okuçu bilen kelişip alıp doğru icra aknamasını tüzüp kıyende talim bir işten aldın. O da caiz bulardı. Dediler. Şimdi cevap verdiler. Hop şu yerde fasıl tüyaptı. Şimdi bu yerde bir savat okuladı. Onda hazır ki ustazlar ki ayrı bir ilişkan da buladı. Şimdi o şey caiz diken ulemalar bunu başka ki manfaatı barlı giden ve zaruret yüzesinden caiz dikenler. Bu ki yine başka bir hadislerden hem delil kirtilediler. İmam-ı Nevavi bu yerde kirtilmediler. Ebu Sa'id Hudri raziyallahu anhu bir cema'a sahabeler bilen sefergeç kadılar. İmam Bukhari'nin rivayetleri kilit. Şimdi bir kavmini aldığa düşerdiler. Kabile ehlinden yemek soruşken de onlar mihman kılışmaydı, birişmeydi. Kiyen onların kabile başısı kesel öp kaladı. Çayın çak kaladı. Dağlı kırıp davalı alışmaydı. Şimdi bunlarını görüp yüzlerden rahiplerini riyazeti ve dua göğlerinin nuraniliğini görüp bunların arasında okuyu okuyu diyen demsal ediyen adam buluş gerek. Şuradan söyleyelim ki de sahabelerden gelip soruşlar. Sizlerde bir demsap koyduğun adam var mı araca kıladığın okup? Dese ha dediler. Bizi kabile başımız çayan çakıp alıp davale almayabiliriz. Şimdi yardım verseniz. Şimdi dediler ki Ebu Sa'id Hudri raziyallahu anh'u sizler biz sizlerden tamam sorugenimizde vermediniz. Biz hem tekinge okumayız. Bir nasıl verseniz okuyayız. Meyli biremiz. Ahir kelişledi. Bir tudak koyunu ivas kılıp birişki. Eğer deva kılınsa. Deva alınsa. Ebu Sa'id Hudri raziyallahu anh'u baladılar da onge. Fatiha'nı okup dem saladılar. Fatiha'nı okuyunca tüpükünü yutmayı tülediler. Avuz bismillah bilen Fatiha'nı başlaydılar. Tüpükünü toplap Fatiha o şu tüpük bilen tüpük Fatiha bilen karışadı görüyorum ki. Ta Fatiha'nın berekatı, nuru, tesiri o şu tüpükü ötedi. Çünkü yutmasından türediler. O zaten hikaye okuyorlar. Tüpükümü toplayıp durup
Fatiha'nı okup tüpümü toplayıp durup haligi çayan çakkan cayga yarasıge tüpürdüm, çürdüm. Bir neçe mette şunu yıkayanlardı da haligi adam yarası yarılıp zahar çıkıp yetedi ve ayakka turup yetedi. Şimdi ular vardagi muvafık hali bir kura koyunu verildiler. Kine sahabalı oylanıp kalışadı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan soramadı ki o. Bu caiz iş buldu mu ki indi? Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ki adam yubarıp soruşken de doğru kıpsiler menge hem uluş verinler diyenler. Ularını köyünün hırsan kılış için. Kine Ebu Sa'id Hudri raziyallahu anhu bilen kılışken de Fatiha'nın okuyalıkını kaydan bilgendin diyenler. Bu hadisten köp faydalar alınadı. Bizge mevzuyumuzge taalluklisi Kur'an-ı Kerim'ini okup kişilerge bir manfaat yetkezip şundan evaz agenleri ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı bunu caiz deyip etkenleri. Başka bir hadis-i şerifte innemâ ehattım aleyhil hak aleyhil ecr inne ehakka mâ ehattım aleyhil ecru el-Kur'an diyenler. İvazdige hak alışınızge en haklı narsa Kur'an'dur diyenler. Mana bu hadislerden, yukarıdaki vakiyelerden ulamalar istinbat kılıp aytadılar ki demek başkaya menfaat yetkizadigan orunda başka ondan menfaat alırken o şey menfaatini evaziga bir narsa asa bo'ladi. Shuningdek mana bu sahobai kiromlar bir kishiga dam solishgan edi. Qur'on bilan dam soldi. Evaziga qo'y oldi. Unda qarasangiz Qur'onni evaziga qo'l kelyapti. Shuni joiz dedilar Rasul akram alayhisolatu vasallam dedilar. Lekin bu yerda daqiq ma'no shuki, u kishi olgan manfaati evaziga berayotgan bo'ladi. Qur'on sotilayotgan bo'lmaydi. Ta'limda ham o'tish narsa bor. Talib hosil qilayotgan narsasini evaziga beradi. Ustozning Qur'onni evaziga emas. Shuningdek, ba'zi ulamolar vaqt bilan belgilashni aytishgan, ya'ni vaqtni olgani evaziga haq olsa bo'ladi. Qur'onni muqobiliga emas, oylik vaqtning muqobiliga qo'yiladi. Buni qaydan bilamiz? Buni o'sha ustoz o'sha vaqtda bergan Qur'onidan, masalan, Qur'on oyatiga qarab emas, yoyinki harfiga qarab emas, balki vaqtiga qarab kelishuvidan bilamiz. Shuningdek, taliblarga masalan bir nechta talib o'qitsa, hammasiga bir xil qarashidan, pul berishiga qaramasdan, hammasiga bir xil o'qita bilishidan anglashimiz mumkin. Kishi nimani muqobiliga Qur'onni qo'yayotganini. Lekin bir kishi shu Qur'onni muqobiliga, Qur'onni muqobiliga haq olishni o'rgansa, ya'ni ko'proq berganga yaxshiroq o'qitib, kamroq berganga yaxshi qaramasdan, boyroq odamni hafsala bilan o'qitib, kambag'alga beparvo qarasa, yoki ko'proq pul bergan bilan band bo'lib, puli kam odam talibga ahamiyat bermasa, yoki puli kam odamni qabul qilmasa, yoki talib ilm agar pul bermasa mutlaqo qabul qilmaydigan bo'lsa, kambag'al bo'lsa agar, yoki o'ziga yetarli oylik hosil bo'lgandan keyin ham yana o'sha pulni ko'paytirish uchun pulni ko'paytirish maqsadida talaba ko'paytirishga o'tsa, mana bunda kishi olayotgan oyligi yoki evazi o'zining hojati uchun yoki o'sha vaqtning muqobili emas, balki Qur'oni Karimni muqobiliga qo'ygan bo'lib qoladi. Shu o'rinda qaytariladi. Shuningdek, yana bir nuqtani aytishimiz kerak. Bu yerda olinayotgan haqning halolligi alohida narsa. Qur'oni Karimdan oxiratda ajr olish yana boshqa narsa. Kimiki agar ehtiyoji bo'lmasa oylikka, o'zining tirikchiligi bo'lsa mutlaqo pul olmasdan o'qitgani afzal. Kimiki agar ehtiyoji bo'lsa, shu agar Qur'on bilan band bo'lmasa, boshqa hunar qilsa Qur'on qolib ketadigan kishilar jahil qolib ketadigan bo'lsa, unda o'zi shu kundaligiga yarasha, ehtiyojiga yarasha oylikka cheklansin, undan ortgan payatiga qancha bo'lsa o'qitaversin. Shu afzal tariqa bo'ladi. Ulamolar buni joiz deyishlariga sabab ijtimoiy tabiiy ehtiyoj bo'lgan.
Çünkü sahabe-i kiramlar devirlerinde hemmeleri Kur'an'ı okuşken, Kur'an'ı hemmeleri yaxşı bilişken, birincisinde ula Arap bugün, asan hasıl kılışken ve ular aslı zahid kişiler buluşken ve ahiret üçün yaşaydıyan kişiler buluşken. Şunindek adet, yenge Müslüman bugün adet kem bugün. Kaçan ki yenge Müslüman adet köpeyi, cemiyette ustaz yetişmeye koyan peyti de, bir kişi buralga talim verirse, bir kişilerge talim verirse, uzak vakit verişi zarur bu koyan. Ashab-ı kiramlar devirlerde, tabi'iler devirde, ular devirde kupçilik bilgeni için Kur'an'lı. Ustazlar adedi kette bugün. Mesela cemiyetini 90% Kur'an'ı özü yaxşı okuyup, doğru okuyup. 10% adam ki, her kandı adam bir günde yarım saat vakit ajratsa, talim verip koyuyorlar. Başka vakit tirişliğini kılışıyorlar. Ashab-ı kiramlar da hala şunu diye bakan, birincisinden hayat sadde, ikinciden uzarı zahid, üçüncüden alim köp, Kur'an'ı bilediğin, okutadığın adam köp. Okuyucularga imkaniyet kette. Bir kişi Kur'an'dan talim verse, 2 saat 3 saat şugullansa, en çok adamı okutup koyadı. Cemiyette şu bilen ihtiyaç kanadı. Mesela Hamza, İmam-ı Hamza, Hamzat-ı Zeyyat, kıraat imamlarından, Kufa'da en katta halkı egelerinden, en kub, şagırtı kub, ustazlardan bugün. Şu kişi irtelep Bandot'tan keyin, İşrak'tan keyin otur gelirler. Çaşgah payeti, katta çaşgah payeti, 10-11 geçe ders vergeler. Ondan keyin barıp tirişliğini kılavur gel. Şunge vakti yetken. Ama kaçan ki alimler kemeyip, nisbeti, yani alimlerin nisbeti cemiyette kemeyip, örgen uçularının adadı nisbeti kettayıp ketkenden keyin, bir kişi talim veremen dese 2 saat 3 saat yetmiyor diye bu koyan. Uzak vakit oturuş gereği bu koyan. Uzak vakit otursa tırışlık kalırdı. Ailesi var, özünün haceti var. Neticede ne kalırdı? 2 saat 3 saat beledi de İmam-ı Hamza'ya okuşup kendi tırışlılıkça çıkıp getirdi. Kalesse ulemalar ve şu vakitteki halifeler, kaleseler bu keçişte adamlar cahil kalıp getirdi. Oğlum eğer tırışlılığı bilen ben tosa halk barıp okuyman dese, onun vakti bulmasa, gelecekte kendi avlat Kur'an'dan uzak olup kalırdı, ilimden uzak olup kalırdı. Kendi ulan ettiler ki demek, bunların biz bent kılışımız gerek. Tola küllerini bent kılışımız gerek. O tola tamirle koyuşumuz gerek. Tayin ki bunlar tirişçilikke ihtiyaç düşmesin. Çünkü fetva verilgen ki. Bugün birkaç vakiyelerde hem misal bu geldi. Mesela o şu Ebu Sa'id Hudri r.a. hadisleri. Ebu Bekir Sıddık r.a. halife olanlarda hem tirişçilikke çıkanlar bazarda. Hazreti Ömer r.a. görüp, iyi siz halife bazarda yürüyorsunuz mu tirişçilik kılıp? Ama tirişçilik kılmasan bu muydu? Onda Müslümanların işlerini kim kıladı? Siz vaktiniz tola şunge acilemezse devlet işi yürümeydi. Onda biz Beytülmal'dan sizge aylık kıbeleylik de siz fakat hılafat bilen, hizmet bilen ben bulayım degenler. Şundan halifelikke, halifege aylığı acilatış başlayın. Halige ustazlarge hem hud şundaya kalıp halifelikten aylık acilatılgen. Tayin ki halk amu bu kalmasın, cahil bu kalmasın. Hazreti Umar r.a. devirlerde yaşbarlar oyuna bir yerini körüp bu kişi ballar oyuna oyuna bürmesinden köşe çengedip ilim alışsa bulmaydı mı degenler de toplak mektep başla gelirler. Hazır getirilimizde etken de başlangıç talimi başla gelirler. O muallimge Beytülmal'dan aylık ecdet gelirler. Bu ham demek ilimge aylık ecdetiş, talimge aylık ecdetiş caiz digini kursatırdı. Sahabe-i kiramlar şunu diye düşünürler. O şunu diye tatbik gelirler. Ve bu devrinin ihtiyacı bugün. Ama yukarıdaki halette, şu İbadat İbni Samet'in hadislerde, şimdi okuyan hadislerde, o ahiret için, fakat ahiret yüzesinden yine kılıp, dünya amimen deyip bir işini kısayıp, keyin onge asa, o şey caiz mesleği kip çıkardı. Ama ahiret için kılaman o, ama tirişçiliğimge hem tamunat gerek dese, onda o kişiye başından keliş olsa caiz boladı. Deyip ulamalar keyin fetva verişken. Bu bütün İslam alemi de hazır geçe devam etip geledi. Bütün Müslümanlar bunge ittifak kılışken caizliğe. Bu ihtilaflar ilgeri bugün. Yukarıda etilgen ihtilaflar ilgeri bugün. Tabi'inler devirde, tabi'a tabi'inler devirde. Kengi devirde ulamalar bir ittifak bunu caiz deyip etkenler. Hazır geçe dünyadaki berse tahfizlerde, berse Kur'an karahanelerde
ustozga oylik beriladi. Boshqa ilmlarda ham ustozlarga oylik beriladi. Bu narsa joiz deb qaraladi. Faqat bu yerda o'sha Qur'on o'qitgan ustoz shuni orqasidan boylik ko'paytirishga bel bog'lab qolmasligi kerak. Ya'ni kifoya qilgudek oylik birovga muhtoj bo'lmaydigan, birovga qaramaydigan har bir davrni o'zini urf-odatiga ko'ra, udumiga ko'ra, o'zini sharoitiga ko'ra bemalol yashaydigan, o'zi ham bolalarini o'qita oladigan, davolay oladigan va hokazo ishlarini bitiradigan bir oylikni qo'ysin-da, o'shan bilan kifoyalansin. Boylik ko'paytirishga ruju qo'ymasin. Mana shu holatda davom etsa inshaalloh dunyosi ham o'tadi, oxirati ham ajri kamaymaydi. Lekin kishi agar maqsadi dunyo bo'lib qolsa, unda oxiratda ajri ketib qoladi. Bu yerda fuqaholar olinayotgan pulni halol haromligi to'g'risida bahs qilganlar. Ha, o'rgatuvchining niyati to'g'risida emas. U halol deb aytiladi, ammo o'rgatuvchining niyatidan kelib chiqib oxiratda ajr oladi yoki olmaydi. U har bir kishining o'zining qalbidagi niyatiga, qasdiga bog'liq. Ana shu qasd dunyo bo'lib qolmasligi kerak, shundan ehtiyot bo'lish kerak. Fuqaholarning joiz deganlari olayotgan haqning halolligi ustida ketadi. Oxiratda ajr hosil bo'lishi ustida emas. Oxiratdagi ajr hosil bo'lishi o'sha ustozning niyati, qalbidagi qasdi, uning hatto harakatlarida yuzaga chiqadi. Uni Alloh bilan o'zini o'rtasida har kim saqlash kerak. Shundagina inshaalloh dunyo va oxirati saodatda bo'ladi. Alloh taolo hammamizga shunday to'g'ri yo'lni o'zi nasib aylasin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله